20 yıl sonra dolar ikinci kez euroyu geçti. Dolar euro paritesi nasıl seyredecek? Bundan sonra eurodaki düşüş devam eder mi? Ya da dolar güç kazanmayı sürdürür mü? Burada dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Tülay Çiçek'e sözü bırakalım. Yanında da konuğu var. Gelişmeleri ayrıntılandıracaklar. Sonra da biz yorumlayacağız. Özellikle piyasalara baktığımızda inişli çıkışlı dönemler oluyor. Ancak haftanın başlamasıyla birlikte dolar oldukça yüksek başladı. Özellikle de sizin de dediğiniz gibi 20 yılda dolar euroyu iki kez geçmiş durumda. Peki euroda inişler devam edecek mi? Nedeni nedir? İşte onu da konuğumuza soracağız. Yanımda İhsan Memiş var. Para piyasaları uzmanı. Efendim yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Özellikle gündemde malum piyasalar var, doların yükselişi var. Evet. Bu durum nasıl ilerleyecek, seyredecek? Amerika Merkez Bankası Fed'in para politikasına ilişkin kararları, yani Fed'in faiz artırması, Euro'nun dolardan daha değersiz bir hale gelmesine neden oldu. Euro-dolar paritesi bir seviyesinin altında, 0.99 seviyesinde. Yani artık dönem Euro-dolar dönemi değil, dönem değişti, dolar-euro dönemi başladı. Dolar Euro'nun üzerine yükseldi. Şu an serbest piyasalarda, kapalı çarşı piyasasında doların satış kuru 18.25 lira. Ancak Euro'nun satış kuru 18-11 lira. Yani Euro dolara kıyasla daha alt seviyeleri seyretmeye devam ediyor. Muhtemelen şu anda 0.99 seviyesinde olan parite 0.80'lere kadar gerileyebilir teknik olarak. Euro bölgesindeki ekonomik kriz, Rusya'nın ambargoları veya yaptırım kararlarıyla birlikte misilleme yapması, Avrupa'da biraz daha belirsizliğin artması gibi etkenler Euro tarafını olumsuz yönde etkiliyor. Sadece Euro değil, doların karşısında sterlin de aşağı bir derece değer kaybetti. Yani Euro dolar paritesi bir seviyesinin altına sarkarken sterlin dolar paritesi 1.37'den 1.17'ye kadar geriledi. Dolar karşısında her şey yerle duman oldu diyebiliriz. O yüzden vatandaşlar bu günlerde dövizi bir yatırım aracı olarak görüyorlarsa, dövize yatırım yapacaklarsa artık devir değiştiği için bunun adı dolar değil, bunun adı euro. Euro'nun aşırı bir şekilde veya sterlin aşırı bir şekilde değer kaybetmelerini bilmesi gerekiyor. Euro'da düşüşler devam ediyor. Peki nedeni nedir? Buradaki neden Fed'in politikaları. Fed faiz artırımlarına devam ediyor. Avrupa'da ciddi anlamda belirsizlik var. Özellikle enerji krizi var. Ve dolayısıyla da buradaki çıkışlar halen devam ediyor. Avrupa'daki belirsizlikler ve ekonomik kriz veya resesyon riskiyle birlikte Euro aşırı bir şekilde zayıf kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki ay FED toplantısı var. Muhtemelen 50 ya da 75 bas puanlık bir faiz artımıyla bu politikasına devam edecek. Euro da ister istemez Eylül'ün ortasına kadar da bu değer kayıpları devam edecek. Ancak bu değer kayıpları da aslında Euro ile ticaret yapan, Euro ihtiyacı olan veya yurt dışında evladını okutan insanlar için de bir fırsat veriyor. Yani bu düşüşlerin kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum. Aslında bu sert düşüşler orta ve uzun vade için bir avantaj olarak ön planda çıkıyor. Çok teşekkür ederiz İhsan Bey verdiğiniz bilgilerden dolayı. Şimdi piyasaları, döviz piyasalarını konuğumuz İhsan Memiş'ten aldık ve sizlere aktarmaya çalıştık diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.